İstersen avukatla görüşebilirsin. Değiştirmek istediğin bir şey varsa değiştir. Tartışmaya açık olmayan tek bir şey var. O da orada yazılı değil zaten. Yazıyor ağzım. Doğacak olan müşterek çocuğumuz yazıyor. Müşterek çocuk yoksa boşanmak yok Ece. Yok. Ağzım. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Okusun anam bakalım. Gördünüz mü Sinan Bey ya? Bir şerefsiz var ve ben onu bulacağım. İzliyorsa biz. Sayamadım. Sesine bile hasret kaldım be oğlum. Açın şu kapıyı, daraldım ben. Çekil şuradan be. Bir nefes alacağım. Ev üstüme üstüme geliyor. Yani nefes almak da mı yasak? Hapse gitseydim daha iyiydi. Hiç değilse konuşacak birkaç insan olurdu. Hasret Zeyn'e hasret çekiyor. Sinan Bey'e bak sen ya. Ortalığı dağıtmış resmen. Ağzım meydelenmiştir. Ver bakayım sen şunu bana. Ne yapıyorsun sen be kadın? Dur. Sen ne yapıyorsun ya? Bir de telefonu elinden alıyorsun. Bir de telefonu alıyorsun. Dur, bir ver. Bir ver. Ne olmuş Allah aşkına? Sana ne be kadın? Ya bir söyleyin, ne olmuş Sinan Bey'e? İyi miymiş? Polis mi götürmüş? Magazin istiyor bu ya. Yalvarırım söyleyin, ne olursunuz, bir şey mi olmuş Sinan Bey'e? Ne bilelim kadın, ne izlediysen o. Tamam, şu telefonu bana verir misiniz? Benim birini aramam lazım. Telefon telefon yok. Yürü hadi. Ya benim Sinan Bey'le bir konuşmam lazım. Ne olur bir verin şu telefonu. Çok dolandım buralarda. Yürüyorum ya sana. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika. Hadi. Tamam, telefonu vermeyin. Aramayacağım kimseyi ama bir anlayayım. Kimseyi aramayacağım. Bir bakayım ne olmuş, bir anlayayım. Oğlum Allah. Ah yavrum. Yavrum. Sen bu adamdan şimdi illa boşanacaksın, öyle mi? Oo, annem sözleşmeyi beğenmiş. Ece. Deli deli konuşma. Bu adamı boşanmaya zorlayan sensin. Şimdi bana ağız yapma. Ben bilmiyor muyum seni? Kızım. Yavrum. Bak sen bu adamın gönlünü kırdın kızım. Yasin, Yasin, Yasin dedin. Gururunu kırdın bu adamın. Bu adamda senden boşanacak göz yoktu kızım. Yoktu işte. Bak adam gene kıyamamış sana da bebeğine de. Garanti altına almış hayatınızı. Bu öyle bir adam işte. Ya hadi gel vazgeç bu işten Ecem. Ha? Kız kendine acımıyorsan şu doğacak yavruna acı bari, yavruna. Karnında bebekle el alemin ağzına laf mı vereceksin sen şimdi? Gel vazgeç. Hadi Ecem. Hadi yuvanı bil, kocanı bil. Yuva?
Burası gerçekten bizim yuvamız mı anne? Kız burası yuva değil de o gece kondu mu yuva? O at hırsızının yarın davası var. Diyelim boşandı. Hadi sen de boşandın. Hadi verdin müjdeli haberi de ona. Hadi diyelim seni de bebeğini de bağrına bastı. Sonuç? Ya of ya of. O at hırsızı şimdi ne yapıyor biliyor musun o at hırsızı? Kara kara düşünüyor o kız kardeşini nasıl doyuracağını. Ne olacak? Karnında bebekle o gece kondunun kapısını mı çalacaksın? Hele bebek doğduktan sonra nasıl doyuracak sizin karnınızı? Ha tabii, tabii. Aşkınız doyurur değil mi kızım sizin karnınızı? Ha? Tabii. Ben görürüm sizin o aşkınızı. O bebek bir doğsun bakalım. Sen kucağında bebekle üç kuruşun peşine nasıl düşüyorsun? O zaman görürüm ben senin aşkını. Ablam arıyor. Arasın abla, yetiştir ablanı hemen. O akılsızların şahına yetiştir, versin gazı sana. Efendim ablacığım. Yanımda. Ne oldu? Tamam. Tamam, geliyoruz biz şimdi. Kız ne oldu? Yukarıda kafedeymiş, bizi bekliyor, dikdelim. Hayırdır inşallah diyeceğim ama... kendine hayrı olmayandan bize ne hayır gelir acaba? Yaz. Seninle biraz konuşacaklarımız var. Biraz gelir misin? Bunu sormanın kolay bir yolunu arıyorum. Ama uzatmadan soracağım. Bu ayrılığın seninle bir ilgisi var mı oğlum? Kardeşin bu acıyı senin yüzünden mi çekiyor? Cevap ver lütfen. Beni rahatlatacak bir şey söyle oğlum, hadi. Eğer o kız kardeşini senin için terk ettiyse ve seninle ilgili hala umutları varsa... Umut falan yok baba. İçin rahat olsun. Ne Hazan için ne de benim için. Eğer senin için hala gelecek için hayalleri varsa... Baba. Lütfen daha dikkatli konuş, olur mu? Ya sen de dikkatli davran. Attığın her adıma dikkat et. Hiçbir şeyin, hiç kimsenin, hiçbir duygunun sana kim olduğunu unutturmasına izin verme. Eğer bir kez olduğun adam gibi davranmazsan bir daha hiç o adam olamazsın. Baba. Sinan, sen ne zaman geldin oğlum?
Ne oluyor baba burada? Gelmiş gözlere bak. Geldik bakalım. Abla. İyi misin sen? Ne oldu Hazan Hanım? Son pişmanlık gözyaşları mı bunlar? Ha? Ablacığım. Tuvalete gidelim mi beraber sen? Ha, gidin gidin. Gidin. Abla kardeş gidin. Gizli gizli konuşun. Neredeymiş bu tuvalet? Hadi gidin. Gizlisi saklısı yok. O yüzden ikinizle de konuşmak istedim. Ben... Ben yarın gidiyorum. Ben yarın Almanya'ya gidiyorum. Bir kez olduğun adam gibi davranmazsan bir daha aynı adam olamazsın. Sen abimi tehdit ettin, ben de sebebini merak ediyorum baba. Baba ile oğul arasında her zaman yapılabilecek tartışmalar bunlar. Olur böyle şeyler, sen uzatma artık. E tamam, söyle o zaman. Konu neydi? Sen buraya abin için mi geldin? Dün gece bana yaşattıklarından sonra sen benimle hala abini mi konuşuyorsun? Dün gece yaptıklarının hiçbir açıklaması yok. Ve bir daha ben seni asla böyle görmeyeceğim Sinan. E güzel. O zaman bana yardım edeceksin baba. O herifin kim olduğunu beraber bulacağız. Hazan'ı takip ettireceksin. Saçmalama Sinan. Kız bitti diyorsa bitti. Sana yakışmaz. Adam olana yakışmaz bu. Beni başka biri için terk etti baba. Ve ben o herifi bulacağım. Ne değişecek Sinan? Ha? Ne değişecek? Kız seni istemedikten sonra o adamın kim olduğunun ne önemi var? Benim için var baba. Tamam mı? Benim için var. Abla gidemezsin. E bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Ben her şeyi ayarladım ablacığım. Almanya'ya yerleşeceğim ve orada yeni bir hayat kurup... Abla yapma. Ne Almanya'sı? Ya senin yeğenin doğacak. Bizi yalnız mı bırakacaksın? Yani... Almanya dünyanın bir ucu değil sonuçta, değil mi? Sensiz her yer dünyanın öbür ucu. Ece'm. Hiçbir yere gidemezsin. Anne, hiçbir yere göndermiyorum seni. Anne. Nerede senin pasaportun? Kimliğim ya? Yırtayım can yoltasından da bir gör bakalım nereye gidiyor musun sen? Nereye gidiyorsun sen? Ananı, kız kardeşini, doğmamış yeğenini bırakıp da nereye gidiyorsun sen? Hadi bir git göreyim bakayım. Hadi bir git. El alemin Almanya'sına sürünmeye mi gidiyorsun sen? Tövbe yarabbim. Sen nereye gidiyorsun ha? Ne işin varmış senin Almanya'da? Ne işi varmış benim kızımın gurbet ellerde, bir söyle bakayım bana. Hadi git. Hadi kalk bakalım oradan, şuradan şuraya gidebiliyor musun? Yarın vedalaşmak için yanınıza gelirim. Kız nereye gidiyorsun sen? Hazan hiçbir yere gitmiyorsun. Kızı... Anne bırak. Bırak üstüne gitme şimdi kızım, bırak. Ben kızımı bırakma. Üstüne gitme anne, bırak. Ben kızımı hiçbir yere bırakmam. Gidemezsin Hazan. Nasıl yani, nereye gidiyor? Neden gidiyor? Ya anne, otur oturduğun yerde, bak tansiyonun kaça fırlamış ya. Fazilet abla, al şu ilacı sen. Kızım ne ilacı ya, sende ne ilacı? Benim kızım el alemin Almanyalarına gidecek. Bu da ilaçtan bahsediyor, şuna bak ya. Anne. Gidemez efendim, gidemez. El alemin Almanyasına sürünmeye gidemez benim kızım. O gitsin. Kim? Kim gitsin ya? Sevdacığım tamam hadi sen git odana ya, vallahi. Babasının evinde yayıla yayıla yatacağına o gitsin. İlla biri gidecekse.
Allah Allah. Anne ne yapıyorsun ya? O buzdolabı gidecek. Tamam mı? Benim kızım gitmeyecek. Baba artık ısrar etme, ben geri döneyim ya. Yok olmaz Sinan. Bu gece ve bundan sonraki her gece sen benim gözümün önünde bulunacaksın. Aklını başına alana kadar. Baba artık bana çocuk gibi davranmaktan... Kızımı göndermiyorum, o gidecek. Anne! Anne! Nerede o utanmaz? Nerede? Nerede? Benim kızım gurbet ellere gidecek. Anne saçmalama. O odasında keyif yatacak. Yok öyle ya. O adama bu yılda rahat vermem. Anne. Oturtmam efendim, oturtmam. Gel buraya. Kızım benim yüzümden nereye gidiyormuş ya? Ne oluyor Fazilet Hanım? Benim kızım anasını, kız kardeşini bırakıp yarın Almanyalara gidiyor. Ya. Memleketini, yurdunu terk ediyor, kaçıp gidiyor benim kızım. Yarın Almanya'ya gidiyor. Sinan, Sinan gel buraya oğlum. Sinan, Sinan. Tatlım geldim işte, tamam. Sinan orada mı? Nil. Benim Sinan'ı düşünecek halim mi var? Zaten iki saattir ciyak ciyak bağırışıyorlar. Sana yarın mahkemen var diyorum ve babama çaktırmadan çıkmamız gerekiyor. Lütfen artık, lütfen. Sinan, dur oğlum. Baba bırak, konuşacağım onunla. Sinan, böyle olmaz. Sinan beni dinle, yanlış yapıyorsun oğlum. Yarın konuşursun, lütfen oğlum beni dinle. Sinan, Sinan ol. Sinan. Tatlım seni biraz bekleteceğim. Yanlış yapıyorsun oğlum. Çok yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Sen böyle dikilecek misin heykel gibi? Ha? Kabahatlisin değil mi? Kabahatlisin de ondan böyle duruyorsun. Anne yeter artık, gel benimle lütfen. Ne yaptın benim kızıma be? Ne yaptın benim kızıma? Niye benim kız gidiyor? Hı? Niye sen gitmiyorsun? Sen burada babanın yalısında rahat rahat oturup keyif çatacaksın. Benim kızım bilmediği diyarlara gidecek, gurbet ellere ha? Anne yeter. Niye benim kız gidiyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Ar var, namus var benim kızımda. Benim kızımın gönlü yanlışa düşse de... benim kızım asla doğru yoldan sapmaz. Anne yeter, yalvarırım yeter artık ya. Anne yeter, yalvarırım yeter artık yetmez. Ya. Yetmez, yetmez. Bu namussuza benim lügatımda laf yetmez. Kardeş ihanetine bu laflar az bile. Anne yeter artık, gel benim. Bak hamilesin diye itip kalkmıyorum seni. Yeter artık, düş yakamda. Ya ne yapacaksın daha be? Ağzına geleni söyledin, canını mı alacaksın? Benim kızım. Senin kızın acaba gerçekten neden gidiyor anne? Hı? Neden gidiyor, hiç düşündün mü bunu? Onun yüzünden mi yoksa bu işkence yüzünden mi? Ya kaç gündür sağlı sollu giriştiniz, mahvettiniz insanları ya. Akılsızlar.
İkiniz de akılsızsınız be. İkiniz de akılsızsınız. Tamam, tamam. Hiç düşünmesin anasını gitsin. Mahvolsun, ikiniz de mahvolun. Göreceğim ben sizin nasıl mahvolduğunuzu. Sen istedin Sinan. Ama umarım gerçeği kaldırabilirsin. Öyle olduğu için çok üzgünüm Ozan. Ben bu gece evinde seni yalnız bırakayım. Umarım çok mutlu olacağın bir hayata gidiyorsundur. Kendini kötü hissetmesine izin verme. Suçlamasın. O kendini suçlamasın. Taşa oturma bebeğe yaramazmış. Benim oğluma hiçbir şey olmaz. Mucize bebek o. Neler atlattı. Bir şey yapmayacak mısın? Öyle arkanı dönüp gidecek misin? Gerçekten hiçbir şey yapmayacak mısın? Ya gitmesine izin mi vereceksin hiçbir şey yapmadan? Yapacak bir şey yok. Ama... Bizim için yapacak bir şey yok. Bir veda. Sizin bir vedanız bile olmasın mı? Esma'yı duysa
İki dakika konuşalım mı seninle? Gel kardeşim. Ulan bundan bir iki sene önce biri gelse dese ki ananla babanla küs gideceksin. Nasıl bir hayat lan bu? Bir adamı tutunacak hiç mi bir şey olmaz? Ana yok. Baba yok. Helallik yok. Kardeşime faydam yok. Yasin. Ece yok. Yasin, Ece bugün garip bir şey söyledi. Mektup dedi. Mektup varmış. Ece sana yazıldığını tahmin ediyor. Ece, bebek. Tamam. O da anasından duymuş. Ama anlamadım bir şey. Hazret teyze. Esma ne oluyor abiciğim? Ne yapıyorsun sen burada ya? Mektubun peşindeydi o. Sen biliyor musun ne oldu? Abi ne oluyor ya? Esma sakin ol, dur bir dakika, bir şey yok. Nereye koydum ben onu ya? Nereye koydum oğlum ben bunu? Vedaları sevmiyorum. Ben galiba... Ben özür dilerim. Bugünkü o... O şey için... Anlamsızdı. Her saniyesi anlamsızdı. Anlamsız şeyleri seviyorum. Şey yapmadan. Sizin bir vedanız bile olmasın. Çok garip ya. Hiç fark etmeden nasıl alışmışım sana. Öyle oluyor değil mi ya? Bir anda. Ne olduğunu anlamadan. Aman yok ya. Sarılmayacağım ne öyle veda eder gibi. Alt taraf Amerika. Oldu o zaman. Tamam. Yok aldı işte kardeşim. Oğlum bir dur. Bir dur sakin ol. Kafanı bir topla. Annen sana ne yazacak da bu kadın peşine düşecek? Bir düşün. Kardeşim o kadın var ya. O kadın geldi benim evime. İstediğini aldı gitti ya. Ben de gitmesine salak gibi izin verdim. Abi resmen odamı karıştırıyor ya. Yatağımın altına girmiş.
Bir dakika lan. Diyeceklerime o deniz gözlerine bakıp da diyecek yürek yok. Düştüğü gafletten çürüdü. Karardı ananın yüreği. Aslanım. Çok pişmanım. Bir anaya yakışmayacak kabahat işledim. Sana her şeyi itiraf edeceğim. Ece'nin bebeği senindir oğlum. Ne yazıyordun? Hiç. İstediğin cevabı alamayacaksın Sinan, dur. Sinan beni dinle. İstediğin cevabı alamayacaksın. Cevabım bende Sinan. Git başıma Mir. Biz o kısmı geçtik. Yalan değil. Söylemiyorum Sinan. Sana ispatlayabilirim. O adamın kim olduğunu Hazan'ın kendi ağzından ispatlayabilirim sana. Sen yine ne işler çeviriyorsun ya? Hı? Ben değil Sinan. Asıl kimin iş çevirdiğini birazdan göreceksin. Hadi gel benimle. Sonra istiyorsan gir içeri, çık yukarı, yüzleş Hazan'la. Ama önce dinle beni. Hadi gel. Göstereceksen göster Nil. Thank you.
benim için galiba. Galiba. Veda için galiba. Önce şunu bilmen lazım. Eğer bana başka bir şans bıraksaydın, o kızın peşinden çırpınıp durmasaydın, bunu sana asla göstermezdim. Nil bak 10 saniye. 10 saniye içinde boş konuşmayı bırakıp söylediklerini ispatlamazsan ben iniyorum, tamam mı? Boş konuşmuyorum Sinan. Sadece emin olmak istiyorum. E göster o zaman ne göstereceksen. Sabah sabah peşimdeydin demek. Esas ben senin neyin peşinde olduğunu merak ediyorum Hazan. Aslında bir tahminim var. Merakla bekliyorum. Yaz'ın peşindesin. Yaz'a olan hislerinin farkındayım. Hazan. Çok üzgünüm Sinan. Gerçekten çok üzgünüm. O kişi abin olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Ben geleneksel bir kafa değilim Ozan. Ama sana küçük bir sır vereyim. Önce kardeş, sonra abi. Bu biraz fazla. İnan bana, kalbinin marifeti ortaya çıkarsa, terbiyesizlikle suçlanan kesinlikle ben olmayacağım. Bu kesinlikle bir tehdit değil. Ben sadece erkek arkadaşımı korumaya çalışıyorum. Senin karşılıksız duyguların yüzünden onun kardeşiyle karşı karşıya kalmasını istemiyorum. Asla böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey yaşamalarına izin vermeyeceğim. Güzel. En azından inkarı bıraktın. İtirafa geçtin. Asla böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey yaşamalarına izin vermeyeceğim. Abim. Sinan. Burada. Sinan. Sinan bak abim. Abim bak Sinan. 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 Sinan dur. Sinan dur bir konuşalım.